Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 4. ünitesinin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda makaleyi göreceğiz. Makalenin genel özellikleri, makalenin bölümleri, makale türleri, makalenin tarihi gelişimi ve Türk edebiyatındaki önemli makaleleri inceleyeceğiz. Notları açıklama kısmına ekliyorum, oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Makale, bilimsel ve toplumsal konularda yani siyaset, ekonomi, sanat, spor ve benzeri alanlarda yazılan açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına biz makale diyoruz. Makalenin özelliklerine bakalım. Gazete çevresinde gelişen edebi türlerden birisidir. Arkadaşlar Tanzima döneminde biz ilk defa e, Tercüman-ı Ahval gazetesinde görüyoruz makaleyi tercüman ahval mukaddimesi şeklindedir. Yani gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdendir. Günümüzde gazete, dergi ve internet ortamında yayınlanır. Bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman kişilerce yazılan bilimsel makalede yargılar kesin ve ispatlanabilir niteliktedir. Arkadaşlar eğer bilimsel bir e, makale yazıyorsak kesinlikle bunu kanıtlamak, zorundayız. Yani bir test ortaya atacağız ve bunu kanıtlayacağız. Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmez. Düşünceler doğrudan aktarılır. Arkadaşlar, edebi bir metin olarak almıyoruz. Öğretici metin olduğu için söz oyunlarına, yani edebi sanatlara ya da kapalı ifadelere yer verilmez. Açık sade bir dil kullanılır. Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır. Bilimsel terimlere Yer verilir Çünkü arkadaşlar seslendiği kesin bu bilimsel terimlerle e, haşir neşir olan insanlardır. Bu yüzden bilimsel terimlere sıkça yer verilir. Öğretme ve bilgilendirmenin amaçladığı açıklayıcı anlatımla bir düşünceyi çürüterek yerine karşı düşünceyi yerleştirmenin amaçlandığı tartışmacı anlatım biçimleri hakimdir. Yani hem açıklayıcı anlatım hem de tartışmacı anlatım hakimdir. Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur, alıntılardan yararlanılır, alıntı yapılan kaynak, kaynakça da gösterilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer e, makalede bir e, alıntı yapıyorsak kesinlikle bunu kaynak ya da kaynakça kısmında belirtmemiz gerekir. Makalenin bilimsel yeterliğine zarar gelmemesi için Uzun alıntılardan ve alıntılara sıkça başvurmaktan kaçınır. Arkadaşlar belli bir seviye kadar alıntı yapabilirsiniz. Ancak ondan sonra alıntı yaparsanız bu bilimsel bir yeterlik olur. Çünkü sadece sizin makaleniz olmaz. Başkalarından derlediğiniz makale olur. Bu yüzden belli bir seviyeye kadar alabilirsiniz. Onun dışında almamanız gerekiyor. Başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, verilerin, yapıtların tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya intihal yani aşırma denir. Yani siz birisinden bir alıntı yapmışsanız bunu göstermeniz gerekir. Eğer göstermezseniz intihal yapmış olursunuz yani aşırmış yani çalmış olursunuz arkadaşlar. İntihal ahlaki olmayan bir eylem olmanın yanı sıra kişiye hukuki sorumluluk da Yükler. Yani o makalenizin geçersiz sayılması ya da e, hakkınızda dava açılmasına neden olabilir. Çünkü e, bilimsel hırsızlık yapmış olursunuz. Bilimsel makaleler bir teze dayandırılır. Araştırma verileriyle desteklenir. Bu makalelerde yararlanan kaynaklar gösterilir. Yani bir tez ortaya atacaksınız. Araştırma verileriyle bunları destekleyeceksiniz. Ve yararlanan kaynakları göstereceksiniz. Anlatım dili nesneldir. Tarafsız olmanız gerekiyor. Özetleme ve alıntılama yapılabilir. Başkasının e, makalesinden özet alabilirsiniz ya da alıntı yapabilirsiniz. Ancak bunu göstermeniz gerekir. Bilimsel ve ciddi bir üslup kullan. Arkadaşlar samimi bir üslup kullanmıyoruz. Ciddi bir üslupla yazılır. Çünkü bunlar bilimsel yazılardır. Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. Yani bilgi verici işlevde kullanılır. Makalenin bölümleri arkadaşlar makale 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. Giriş bölümüne bakalım. Makalede öne sürülecek görüş ya da düşünce yazının giriş bölümünde sergilenir. Bu yüzden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirmesi gerekir. 1-2 paragrafı geçmez bu bölüm. Gelişme bölümü. Öne sürülen düşüncenin açıklanması, kanıtlanması makalenin gelişme bölümünü oluşturur yazar bu bölümde düşüncelerini açar, geliştirir. Bunun için de düşünceyi geliştirme yollarına sık sık başvurur. Bilgi ve belgelerle karşı düşünceler çürütülür. Yazar bunu yaparak okuru söylediklerinin doğruluğuna ve gerçekliğine inandırır. Sonuç bölümü. Makalede söylenenlerin bir yargıya bağlandığı bölümdür. Giriş ve gelişmenin vardığı kesin kararlar iletilir ve sonuca bağlanır. Arkadaşlar özellikle giriş ve sonuç bölümlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buralar kısa olduğu için genellikle bir makaleye bakılırken bu bölümlere daha çok bakılır. Ona göre yani bir e, girişi nasıl yapmış, sonucu nasıldır ona göre makalenizi okuyabilirler. Makale türleri arkadaşlar biz makaleleri gazete makaleleri ve bilimsel makaleler diye ikiye ayırıyoruz. Bir gazete makaleleri yani günlük makaleler gazetelerde yayınlanan makalelerde halkı aydınlatmak ve bilgilendirmek amaçlanır. Güncel bir sorunu ortaya konur, değerlendirilir ve sonuca varılır. Bu tür makaleler bilimsel makalelere göre daha günceldir. Yani günlük konuları işlemektedir. Bu tür makalelerde uzmanlık aranmaz. Herhangi bir yazar bunu yazabilir. Konuyla ilgili az veya çok bilgisi olan herkes gazetelerde makale yazabilir. Bu makalelerde sade, akıcı, samimi bir dil kullanılır. Bilimsel makale. Arkadaşlar asıl makaleler bunlardır. Zaten farklı bilim dallarıyla ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarının anlatıldığı, bu alanlarla ilgili daha önce yapılmış bilimsel çalışmaların ele aldığı, makale türüdür bilimsel makale bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerde tıp, ekonomi, sosyoloji felsefe gibi bilim dallarıyla ilgili konular işlenir arkadaşlar bu makaleler kolay kolay yayınlanmaz bunlar e, hakemli dergilerde yayınlanan makalelerdir ve gerçekten de uzmanlık gerektirmektedir bilimsel makaleler genellikle dergi ve kitaplarda yayınlanır bilimsel makaleler Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Hemen bu bölümleri inceleyelim. Başlık, konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Yani ilk Göze çarpan kısım başlıktır arkadaşlar. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilmeli. Makalenin içeriğini yansıtan en az sayıda kelime kullanılmalıdır. Uygun bir başlığı olmayan makale hedef okuyucu kitlesine bilir. Bu yüzden e, içeriğe göre bir başlık seçmemiz gerekiyor. Özet, metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir. Arkadaşlar bu bölüme çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü başlıktan sonra bakılacak ilk yer özettir. Eğer özetiniz beğenilmezse yani o araştırmacının ilgisini çekmezse makalenizi okumaz. Giriş, temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur. Yöntem. Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl ve niçin kullandığını açıkladığı bu bölüm konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkanlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Yani bir uzman buna baktığı zaman acaba ben de bu yöntemle yapabilir miyim düşüncesinin oluşması gerekmektedir. Bulgular bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiğini dile getirirler. Yani nasıl bir sonuç çıkarılacağıyla ilgili elde edilen verileri bu bölümde açıklar. Sonuç ve tartışma. Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçlarıyla ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan bir takım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılır. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendirilir. Kaynakça makalenin sonunda yararlanılan kaynaklar liste halinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa kaynakçada yer verilir. Kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinde gönderme yapılır. Yani eğer siz kullanmamışsanız da oraya kaynakça ekleyemezsiniz. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir. Arkadaşlar kaynakçada hangi kaynaktan alındığı gösterilmiyor ancak hangi kaynaktan yararlandığı, hangi kaynağa gönderme yapıldığı verilir ve her kaynak bir kez yazılır. Makalenin tarihi gelişimi. İlk örnekleri Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde gazete ile birlikte görülmüştür arkadaşlar. Türk Edebiyatı'ndaki ilk makale örneği Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete tabi Şinasi tek çıkarmıyor Aga Efendi ile beraber çıkarıyor. Ve ilk özel gazete olan tercüman Ahval'de 1860 yılında yayınlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı yazıdır. Arkadaşlar İlk makalemiz tercüman Ahval Gazetesi'nde 1860 yılında yayınlanan tercüman Ahval Mukaddimesidir. E, mukaddime ön söz demektir. Sadece mukaddime olarak da geçmektedir. Bunu bilmemiz gerekir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır Tanzimat döneminde. Servet Firun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Türk Edebiyatı'nda makale türünde Hüseyin Cahit, Cenab Şahabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermişlerdir. Ki Servet Fünun dergisinin kapanmasına neden olan Edebiyat ve Hukuk makalesi Hüseyin Cahit tarafından Fransızcadan çevrilmiş bir makaledir. Makale türündeki önemli eserlere bakalım. Şinasi'nin yazdığı Tercüman Ahval Mukaddimesi zaten ilk makalemizdi. Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa önemli bir makaledir. Namık Kemal'in Renan Müdafenemesi, Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan ki Türk Edebiyatı'nın belki de en önemli makalesidir. Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlanmıştır ve dilin sadeleşmesini, milli edebiyat döneminin oluşmasını sağlayan makaledir. Kesinlikle iyi bilmemiz lazım. Cenab-ı Şahabettin'in Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Su makaleleridir. Halil Ziya Uşaklıgil'in sanata dair, Ziya Gökalp'in ki yine çok önemli, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak önemli makalesidir. Hepsi bir makaledir arkadaşlar. Ali Canip yöntem milli edebiyat meseleleri ve Cenab Bey ile münakaşalarım yine tek makaledir. Önemli bir makaledir. Cenab Şahabettin ne yaptıkları tartışmaları ele aldığı makalesidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul, Eğirdağlar makale sohbet türündeki eserleridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat üzerine makaleler yine çok önemli makalelerdir. Mehmet Kaplan'ın Büyük Türkiye Rüyası ki makale eleştiri türündeki bir eserdir. Kültür ve Dil makale eleştiridir yine. Nesillerin Ruhu yine makale eleştiri türündeki eserleridir. Arkadaşlar bu eserleri bilmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.